Değerli dostlar, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbimizin rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Rebiülevvel ayının içerisindeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu, hicret ettiği ve vefat ettiği mübarek ayın içerisindeyiz. Rabbimiz Rebiülevvel ayının rahmetini, bereketini üzerimizde daim eylesin. Bizleri onun yolunda, onun izinde daim kılsın. Teknik bir arızadan dolayı biraz geç girdik ama hakkınızı helal edin. Değerli dostlar, bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dersinde Peygamberimizin son katılmış olduğu gazveyi konu alacağız, ele alacağız. Bu gazvenin ismi Tebuk gazvesi diye kitaplarımızda yer alır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'imizdeki Tevbe suresinin ağırlıklı olarak konusu bu Tebük Savaşı, Tebük Savaşı'nın öncesi, esnası ve sonrası olarak kitabımızda ele alınmaktadır. Dolayısıyla bugünkü siyer dersimizde ele alacağımız konularla bir anlamda Tövbe suresinin de bir anlamda tefsirini sizlerle paylaşmış olacağız. Rabbimiz söylediğimizle, dinlediğimizle amel etmeyi başta bizlere, nefsimize ve sizlere kolaylaştırsın. Efendim niçin Kur'an-ı Kerim'de Tebük Seferi en ince detayına kadar anlatılmış? Niye böyle bir ayrıcalıklı olarak kitabımızda yer almıştır? Onu sizlerle paylaşmak isterim. En fazla hakkında ayet inen olay bu Tebük Savaşı olayıdır. Tebük Seferi olayıdır. Ayrıca münafıkların savaşın öncesinde, seferin öncesinde takınmış oldukları tavırlar, savaş, sefer esnasındaki takınmış oldukları tavırlar ve Peygamberimizin dönüşü, Medine-i Münevvere'ye dönüşü esnasındaki yapmış oldukları tavırları Kur'an-ı Kerim'imiz en ince detayına kadar bizlere anlatmakta. Kıyamete kadar da baki olan bu ölümsüz prensipleri bizim daha iyi anlayabilmemiz için konuya biraz daha dikkatle eğilmek ve sizlerin dikkatini toplamak, celbetmek istiyorum. Değerli dostlar, ayrıca bizim için bir kul olarak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak savaştan geriye kalmış olan, seferden geriye kalmış olan üç kişinin Kur'an'a geçen tövbesini, yani kıyamete kadar anılacak olan tövbesini Kur'an-ı Kerim'imiz ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri bizlere beyan buyurmaktadır. Özellikle konumuzun başında şunu ifade etmek isterim ki, özellikle değerli gençlerimiz, bizleri sosyal medya üzerinden dinleyen değerli genç kardeşlerim, bu Kur'an'a geçen tövbe ile ilgili olarak onlara Rabbimizin büyük bir kapı açtığını, hiçbir zaman günahın altında ezilmemeleri gerektiğini ve günah ne kadar büyük olursa olsun o günahları affedecek, günahtan daha büyük bir Rabbimizin olduğunu bilmemiz gerekir. Genç kardeşlerimizle bunu paylaşmak isterim. Değerli dostlar, Tebük Seferi başından sonuna kadar imtihan olan bir sefer. Şöyle ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 yıllık Mekke hayatı, 10 yıllık da Medine hayatının 8. yılında bu Tebük Seferi meydana geliyor. Küçücük bir topluluktan neşet eden, doğan İslam mesajı Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bir devlet çehresine bürünmüş oluyor. Yani Yesrib'in nasıl Medine-i Münevvere'ye dönüştüğünü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu düzenlemeler ile Müslümanlar ile Müslümanlar arasındaki muahat, kardeşlik, tarihe geçen Ensar Muhacirin kardeşliği, Müslümanlar ile Yahudiler arasında imzalanan anlaşma
savunma protokolü, Yahudilerin Yahudilerle yapmış olduğu kendi aralarındaki ve İslam'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düzenlemiş olduğu anlaşma ve Müslümanların gayrimüslimlerle yapmış olduğu anlaşma ile İslam tabiri caizse bir devlet hüviyetine bürünmeye yavaş yavaş başlıyor. Özellikle Bedir Harbi, Bedir Savaşı bir dönüm noktası olarak İslam'ı hakem konumundan hakim konumuna yükseltiyor. Rabbimizin yardımı, inayeti ve bereketiyle. Bir diğer yönden özellikle Bedir Savaşı'nın Müslümanların açık bir galibiyetiyle sonuçlanması üzerine Medine'de bulunan bir takım münafık grupları kendilerini gizleyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a açıkça muhalefet etmek yerine gizliden münafıklık dediğimiz nifak hareketlerini başlatıyor. Ve Tebük Savaşı'nın öncesinde de bu münafıkların propagandalarına, işte itibar suikastlerine maruz kaldığını İslam coğrafyasının, sahabelerin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maruz kaldığını görüyoruz. Onun için Müslümanların yapmış olduğu mücadelelerin en büyüğü münafıklarla ve nifak hareketleriyle ilgilidir. Özellikle konumuzun sonunda değineceğimiz adamlar kendilerine bir mescit bile yapıyorlar. Mescid-i Dırar dediğimiz mescit bile yapıyorlar ve bu İslam ümmetini bölmek, İslam toplumunu ayrıştırmak amacıyla yapılmış olan bu Mescid-i Dırar tabii ki gelen vahiy ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri ile yıktırılıyor. Bu konulara dikkatli olmamız, hassas olmamız, özellikle yaşadığımız şu zorlu günlerde, zorlu süreçlerde bu nifak hareketlerine, münafıklara, itibar suikastçilerine dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Şimdi niçin zorluk seferi denmiş? Öncelikli olarak bunu ifade edelim. Zorluk seferi denmesinin nedeni şu değerli dostlar. Medine-i Münevvere'ye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrine bir haber gelir. Bu haberde de o günkü süper devlet olan, süper güç olan Bizans'ın, Doğu Roma'nın Müslümanlar üzerine bir hareket yapmak üzere ordu topladığını ve orduların Medine'yi baskınla ele geçirmeye çalışacaklarına dair Medine-i Münevvere'ye Peygamberimizin istihbaratı bir haber getirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu haberin üzerine daha önceden Mute'de karşılaştıkları Bizanslılar ile ikinci defa karşılaşmak üzere orduya harekat emrini, hazırlık emrini verir. Yalnız bu harekat, bu hazırlık önceki bilinen hazırlıklara veya gidilecek yer, önceki gidilecek yerlere pek de benzemiyordur. Gidilecek toplum o günkü süper güç denilen bir güç, düzenli orduları var, savaş birlikleri var ve her türlü teçhizata sahip. Müslümanlar ise o gün Medine içerisinde kıtlık yaşıyorlar, yağmur az yağmış, işte sebze meyvenin az olduğu bir dönem, böyle bir olumsuz ortamı Müslümanlar yaşıyor. Ama buna rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. Daha önceden nereye sefer yapılacağını Peygamberimiz çoğu zaman kimseye haber vermiyor. Bu defa gidilen yol çok uzun ve zor olduğu için yaklaşık Türkiye sınırına doğru Medine-i Münevvere'nin Irak tarafına, Türkiye sınırına doğru 800 kilometre gelinecek. Tebük dediğimiz o mahalle gelinecek. Gidilecek yol zor, uzun. Bu nedenle Peygamberimiz ilk defa gidilecek yeri açıktan söylüyor. Bizans'ın üzerine hareket edeceğiz. Onlara karşı harekette bulunacağız diye haber veriyor ve herkes diyor ona göre hazırlıklarını yapsın. Mescid-i Nebevi'ye çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve orada minberde bir hutbe veriyor. Diyor ki bu orduyu kim donatacak? Müslümanları infaka çağırıyor.
Müslümanlardan bir ses çıkmayınca Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu bu çağrıyı boş bırakmamak amacıyla ya Resulallah diyor, benim yapacağım bağış 100 deve yüküyle beraber, silahıyla, teçhizatıyla, askerin gidip gelmesini de karşılayacak nevalesiyle beraber 100 deveyi ben karşılamayı üstleniyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Bu zorluk ordusunu kim donatacak, kim infak yapacak diyor. Yine Hazreti Osman ayağa kalkıyor. Ya Resulallah 100 deve daha, 100 deve daha, 300 deveyi askeriyle beraber giyinip kuşandırmayı ve yemeğini vermeyi üstleniyor. Daha sonra diğer bütün sahabe-i kiram efendilerimiz varını yoğunu ortaya koyarak bu cömertlik, infak destanına ortak olmaya çalışıyorlar. Şöyle ki Hazreti Ömer Efendimizin o günlerde mali durumu iyi. Diyor ki ben ilk defa diyor Hazreti Ebu Bekir'i diyor geçme imkanını yakaladım herhalde. Malının yarısını tutuyor Resulullah Efendimiz'e getiriyor Mescid-i Nebevi'ye. Ya Resulallah diyor benim bu zorluk ordusuna yaptığım infaktır. Geriye neyi bıraktın ey Ömer? Bunun kadar da diyor evde bıraktım. Yarısını getirdim ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhisselam çok memnun oluyor. Rabbimiz kabul etsin diyor. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geliyor. O da 4000 dirheme yakın bir para getiriyor. Ya Resulallah bunu bizden kabul edin diyor. Eve ne bıraktın ey Ebu Bekir deyince Allah'ı ve Resulünü bıraktın diyor. Yani evine hiçbir şey bırakmadan tamamını aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve Rabbimize infak ediyor. Abdurrahman bin Avf, Muhammed bin Mesleme bunların hepsi büyük miktarda bağış yapan insanlar. Peygamberimiz bunlara çok seviniyor ve mutlu oluyor. Burada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Mesela bir sahabe-i kiram Efendimiz amele olarak çalışmaya gidiyor ve kazancının yarısını, el emeğinin yarısını getirip veriyor. Buyur ya Resulallah diyor. Peygamberimiz ona da çok mutlu oluyor. Şöyle bir durum daha ortaya çıkıyor. Tarihe altın harflerle kazınmış olan bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Sahabe-i kiram efendilerimiz içerisinde Ulbe bin Zeyd denilen bir zat var. Ulbe. Bu çok gariban, fakir birisi. Peygamberimiz infaka davet edince Müslümanları gece namaza kalkıyor, teheccüd namazına ve abdest alarak namazı kılıyor ve şöyle dua ediyor. Ya Rab, olsa da versem, malım yok ki vereyim. Savaşa gideceğim, gitmek istesem hayvanım yok ki gideyim. Ben de diyor Ulbe bin Zeyd, bu zamana kadar hep garip olarak yaşadım. Hep fakir olarak yaşadım. Kardeşlerimin bir kısmı da benim kalbimi, gönlümü kırmıştır. Fakirliğimden veyahut da işte garipliğimden dolayı. Rabbim kabul edersen ben bu kardeşlerimin bana yapmış olduğu bu gönlümü kıran davranışlarını senin yolunda sadaka olarak infak etmek istiyorum. O kardeşlerime diyor ben hakkımı helal ediyorum. Bunu da diyor benden kabul eyle Allah'ım diyor. Ve gözyaşlarıyla sabah ezanının peşinden camiye gidiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazın bitimiyle beraber bu gece diyor bir infak yapan oldu. O infak yapan diyor kim ayağa bir kalksın. Tabi kimse ayağa kalkmıyor. Çünkü kimse bir şey yapmamış gece. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu defa dikkatli Ulbe bin Zeyd'e bakıyor. Ulbe diyor ne yaptın sen? Ne yaptın da Allah'ın rızasını kazandın ve infakı, sadakası, zekatı kabul olanlar divanına geçtin? Diyor ki ya Resulallah böyle böyle oldu. Allah diyor senden razı oldu. Bunun sana haberini vereyim diyor. Efendim münafıklar
bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam toplumunu infaka, sadakaya çağırmasını duydukları zaman Mescid-i Nebevi'nin yolları üzerine oturuyorlar. Bakın, münafıkların tipolojisini hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Çok mal getiren olduğu zaman bağış için, sadaka için Abdurrahman İbni Avf gibi, Hazreti Osman gibi bunlar gösteriş yapıyor canım. Bunların amacı gösteriş yapmak diye sataşıyorlar. Az bir sadaka getiren, işte bir avuç hurma getiren veyahut da günlüğe gitmiş, ameliliğe gitmiş yarısını getirene de diyorlar ki Allah'ın senin vereceğin sadakaya mı ihtiyacı var kardeşim diye böyle bir anti propaganda, böyle bir nifak hareketi, böyle bir kalbi hastalıklı insanlar grubu Medine-i Münevvere'de ve şu anda bizim içerimizde var ve yaşıyorlar. Bunlara karşı her zaman uyanık olmayı Tevbe suresindeki ayetlerden ve bu Tebük seferinin öncesinden görüyoruz. Değerli dostlar, tabii ki konuyu fazla da uzatmadan zamanımızı da güzel değerlendirerek ana detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Detaylı olarak bakmak isteyenler Tevbe suresinin mealine, tefsirine mutlaka baksınlar. Zorluk seferi dedik. Niye zorluk seferi? Bir, gidilecek yol çok uzun. İkincisi, gidilen devlet o zamanki süper güç Bizans. Üçüncüsü, meyve ve sebzelerin tam olgunlaşma zamanı, Ekim ayı. Hurmaların toplanma, işte sebze meyvenin toplanma zamanı. Onun için insanların geçimini temin etmek, hayatta kalabilmeleri için bu ürünleri toplamaları ve hayatını idame ettirecek şekilde pazarda satmaları veyahut da ambara koymaları gerekiyor. Şimdi değerli dostlar, özellikle zor günler yaşadığımız şu günlerde bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Nifak ve infak. Nifak, münafıkların bir vasfıdır. Nifakın anlamı aslında bu yaylalarda, bağlarda, bahçelerde gördüğümüz bir hayvan, köstebeğin yuvasına derler. Nefak, nefak. Yani bir taraftan girer hayvan, diğer taraftan bir çıkış yolu yapmıştır. Her zaman girdiği yerden çıkmaz, öte taraftan çıkar ve rakibini şaşırtır. Nifakın, münafıklığın ilacı nedir? Münafıklığın ilacı infaktır, verebilmektir. Kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Peygamberimiz niye infak üzerinde, Kur'an-ı Kerim niye infak üzerinde bu kadar duruyor? İlk sadaka ve infak ayeti Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekke'de. Mekke'de Rabbimizin bizlere emri Peygamberimizin uygulamasıyla şu şekilde gerçekleşiyor. Hani bizim Hacet-i Asliye dediğimiz bir yıllık geçimimizi sağlayacak olan miktar 80 veya 81 gram altın veyahut da onun işte mukabili. Mekke-i Mükerreme'de bir Müslüman Hacet-i Asliye olan miktarını ayırıyor. Bir yıllık geçimini sağlayacağı parasını, malını, mülkünü, sebzesini, meyvesini ayırıyor. Geriye kalanın tamamını Allah yolunda infak ediyor. Bakın, biz şu anda ne yapıyoruz? %2,5'unu veriyoruz. Hacet-i Asliye'yi geçtikten sonra. Medine-i Münevvere'ye gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarıyla zekat nisaplarını Rabbimiz yeniden belirlettiriyor. İşte para, altın, gümüş %2,5, koyundan 1/40, inekten 1/30, deveden 1/5 gibi, sebze ve meyvelerden 1/10, 1/20 oranında gibi yeni bir belirlemeye gidiliyor. Bu defa Mekke-i Mükerreme'den gelen muhacirler ve ilk Müslüman olan Ensar
şaşırıyorlar. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, hani altının ve paranın, gümüşün nisabının %2,5 olarak belirlenmesinden sonra, ya Resulallah diyor, bu %2,5 cimrilerin zekatıdır. Acaba bunu da vermeyen olur mu? Çünkü daha büyük verebilmeyi Mekke ortamında gördükten sonra %2,5 o günkü sahabe-i kirama neredeyse komik bir rakam olarak geliyor. Bunun için şu zor günlerde birbirimize yardımcı olmak, destek olmak, zor durumda olan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek, öksüze ve yetime sahip çıkmak bizim başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu hazırlıyor ve ani bir şekilde orduya harekat emri veriyor. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir takım insanlar da var. Bu insanlar özellikle birkaç gruba ayrılıyor. Bir kısmı zaten münafık dediğimiz kadroda yer alıyor. Bunlar milli münafık. Diyorlar ki ey Muhammed, bizim işimiz var, gücümüz var, yapacağımız çok önemli işler var. Dolayısıyla biz bu sefere katılmak istemiyoruz. Sen bize izin ver. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da izin veriyor. Birçoğunun zaten münafık olduğunu Peygamberimiz biliyor. Bir kısım Müslümanlar var. Hastalığından dolayı veyahut da binek bulamadığından dolayı gidemiyorlar. Onlara da izin veriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir üçüncü grup daha var ki o da tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran insanlar. Geliyorlar. Bunlar güçlü, kuvvetli, delikanlı insanlar ama maddi imkanları yok. Ya Resulallah, biz savaşa katılmak istiyoruz. Bize Allah rızası için bir binit versen, deve veyahut da at versen, biz savaşmak istiyoruz diyor, diyenler var. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara bir bindirecek binit, at bulamıyor veya deve bulamıyor. Bu gençler, delikanlılar ne yapıyor? Ağlayarak geriye dönüyorlar. İşte bunlara bekkaun, ağlayanlar deniyor. Ama bir takım Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas falan devreye girerek bu gençlere binit temin ederek sefere katılmalarını sağlıyor. Bu arada geride kalan bir takım insanlar var dedik ya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere devam ediyor. Gidilen yer 800 kilometre. Irak sınırı aynı zamanda bizim Türkiye'mizin sınırı istikametine doğru geliniyor. Tabii yolda münafıklardan bir takım katılan insanlar da, ordu içerisine katılan insanlar da yine münafıklık görevini yaparak ordunun arasına nifak sokmaya, münafıklık yapmaya devam ediyorlar. Bu arada hiç umulmayan bir şey oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi olan Ka'b bin Malik, işte Mürare ve Hilal adında üç sahabe, ikisi Bedir Savaşı'na katılmış, biri Akabe beyatlarına katılmış olan üç tane sahabe de savaşa katılamıyor. Bunların hiçbir mazereti yok. Özellikle Ka'b bin Malik Hazretleri, şair olan birisi, Allah Resulü'nün çok sevdiği birisi, Akabe beyatlarına katılmış, oradaki büyük şerefi, biat etme şerefini elde etmiş, hatta ve hatta Uhud Savaşı'nda savaşın en kızıştığı anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş, ya Resulallah sen zırhını bana ver, ben de zırhımı sana vereyim diye Peygamberimizden böyle bir ısrarlı talepte bulunuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o talebini yerine getiriyor ve zırhları değişiyorlar. Bunu daha sonra insanlar anlayabiliyor. Ka'b bin Malik diyor ki, öldürülürsem Allah Resulü'nün yerine ben öldürüleyim, o hayatta kalsın diye diyor, ben bunu yaptım. Böyle fedakar zirve bir sahabe biraz nefsine mağlup oluyor. Ben ordunun ardından yetişirim. Benim işte atım, devem sağlıklıdır. Onlar toplu olarak gidiyorlar. Hele onlar gitsin. Ben onların ardından yetişirim derken
Bugün yetişirim, yarın yetişirim ve gidemiyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir işi yapması gerekirken erteleyen sevfeciler helak olmuştur buyuruyor. Bu konulara biraz daha dikkat edelim Allah izin verirse. Yani yapmamız gereken iş o anda neyi gerektiriyorsa o şekilde yapmanın içinde olalım, ertelemeyelim. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yola çıkıyor. Gidilen yol üzerinde belirli muhitlerde işte namazlar eda ediliyor. Oralara hafif bir taş çevirilip mescitler yapılıyor. Ve 20 günün sonunda Tebük denilen yere varılıyor. Giden ordu kaç kişi? 30 bin kişi. Değerli dostlar, 12 bin deve var, 10 bin at var. 30 bin kişi o bir topluluk halinde hareket ederek Peygamberimizin komutasında Tebük meydanına, Tebük'ün olduğu yere, o civara varıyorlar. Ve orada ordu konaklıyor, karargah kuruyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabenin büyüklerini, ashabın büyüklerini istişareye davet ediyor. Diyor ki, Bizanslılar Peygamberimizin ve ordusunun geldiği haberini alınca, hani 2 yıl önceye döndüğümüzde, 2 ders önceye veya 3 ders önceye, Mu'te'de Müslümanlarla Bizanslılar ilk defa karşılaşmıştı. O karşılaşmada 3000 Müslümana karşı 100000 Bizans askeri neredeyse kafa kafaya çarpışmış, Müslümanlar çok fazla zayiat vermeden geriye dönmüşlerdi. Şu anda Müslümanların yekunu ordusu 30000 ve bir anlamda Bizans'ın topraklarında Bizans'a baskın yapmaya gelmişler. Ve bu baskın ve düzenli ordu Bizans'ın maneviyatını da kırıyor ve dolayısıyla Müslümanların karşısına çıkma cesaretini gösteremiyorlar. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük karargahında orduyla 20 güne yakın orduya bekleme emrini veriyor. Bu arada o arada bulunan kabilelerle, Yahudi ve Hristiyan kabileleriyle görüşülerek onlarla anlaşmalar imzalanıyor. Onların cizye vermesi karşılığında onlara güvenlik temin edilmesi sözünü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz veriyor. Ve aynı zamanda bu güvenlikle beraber insanların, o toplumların, işte Gassanilerin, Lahım, Cüzam gibi kabilelerin İslam'la ön yargısız olarak tanışmalarına bir anlamda imkan verilmiş oluyor. Yani ön yargılarını bırakarak Müslümanlarla diyalog kurma imkanları onlara sağlanmış oluyor ve kısa bir süre sonra da birçoğu o toplulukların Müslüman oluyor. Değerli dostlar, şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol güzergahı esnasında, Tebük esnasında bir olay daha yaşanıyor. Hani yol güzergahında Medayinus Salih, işte Petra harabeleri falan denilen bölgeler var. Semud kavminin helak edildiği, Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölge. Bu bölge. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla oradan geçer iken sahabe-i kiram efendilerimiz biraz oralarda ağırdan alıyorlar. Yani yavaş hareket ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir uyarıda bulunuyor. Ey ashabım, ey askerlerim, burası helakın gerçekleşmiş olduğu bir vadidir, bir yerdir. Yani Semud kavmi helak edildi orada. Salih Aleyhisselam'ın devesini öldürmek suretiyle, kendilerine gelen ikram olarak. Dolayısıyla bu helakin gerçekleşmiş olduğu topraklarda oynaşmayın, gülüşmeyin, buralarda ibretli olarak hızlı bir şekilde geçin gidin. Çünkü bu mekanların insanlara etki edeceği olumsuz atmosfer, olumsuz, hani şimdi elektrik deniyor ya, elektrik olur. Onun için buranın suyunu kullanmayın,
buranın suyuyla eğer hamur yapmışsanız onları da diyor develere verin, devam ediyoruz. Sadece diyor Salih Aleyhisselam'ın devesinin su içtiği kuyudan faydalanabilirsiniz diye böyle bir bize uyarılar yapılıyor. Bununla ilgili olarak da قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ ayeti bize bir prensip sunuyor. Ey Habibim, onlara de ki yeryüzünde gezin dolaşın ve dini yalanlayanların, Allah'ın dinine yalan diyenlerin, peygamberini yalanlayanların sonunun ne olduğunu ibret gözüyle bakarak görün. Yani bu türlü harabelere bakarken bu gözle, bu nazarla bakarak ibret nazarıyla oraları gezmemiz, oraları seyretmemiz gerekiyor değerli dostlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam istişare ediyor. Diyor ki devam edelim mi? Şam'a doğru ordu devam etsin mi? Yoksa burada kalalım mı? Ordundaki özellikle kurmaylar diyelim, kıdemli sahabeler ileriye gitmeye gerek olmadığını ve Bizans'a karşı bir boy gösterisinin yapıldığını ve Bizans'ın Müslümanlara karşı durma gibi bir niyetinin olması halinde zaten şimdiye kadar gelmeleri gerektiğini ifade ediyorlar. Ve bir de Şam tarafında özellikle bir taun veba salgını çıktığı haberi gelince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devam etmiyor. Bu arada değerli dostlar, bir takım tabii olaylar o Tebük'te beklenirken bir takım olaylar da yaşanıyor. Bu olaylardan bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının suları çok azalıyor, su bitiyor ve Peygamberimizin duasıyla beraber yağmurun yağması, o pınarlardan suyun kaynamasını mucize olarak görüyoruz. İkinci bir olay da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gerçekleşecek olan bir fırtınayı, bir olayı haber vermesi. Diyor bu gece çok güçlü bir fırtına çıkacak. Herkes diyor olduğu yerde kalsın, ayağa kalkmasın. Gerçekten de çok büyük bir fırtına kopuyor. Hatta iki sahabe dışarıya çıktığında abdest almak için onları çok uzağa doğru fırlatıyor. Bu arada bir acı olay yaşanıyor. Şöyle bir acı olay yaşanıyor. Sahabe-i kiramın içerisinde Abdullah bin Zülbicadeyn diye bir sahabe-i kiram efendimiz var. Bu sahabe-i kiramın özelliği şu, bu yetim. Baba yok. Amcasının yanında yetişmiş, büyümüş. Amcası buna Mekke'de kol kanat germiş, bir takım işte sanat öğretmiş, geçimini sağlamasını öğretmiş ve mal mülk sahibi olmuş. İslam'ın gelmesiyle beraber Abdullah iman ediyor. Daha doğrusu imana sıcak bakıyor. Peygamberimiz hicret edince amcasına diyor ki, amcacığım diyor, bak insanlar İslam'a giriyor. Sen diyor benim anladığım kadarıyla İslam'a çok fazla ilgi duymuyorsun. Müsaade edersen diyor ben Müslüman olmak istiyorum. Amcası da diyor ki eğer Müslüman olursan eldeki bütün sahip olmuş olduğun şeyleri elinden alırım ve sen ortada kalırsın. Bu Abdullah neye mal olursa olsun ben Allah Resulü'nün yolunda olacağım diyerek iman ediyor ve amcası da onun bütün mal varlığını üzerindeki elbisesi de dahil olmak üzere çıkarıyor. Annesinin yanına geliyor. Anneciğim durum böyle böyle oldu diyor. Annesi de ona evinde bulunan bir çulu ikiye bölerek birini alt tarafına sarıyor. Bir diğerini de gömlek veya ceket yapmak suretiyle üst tarafına tutturuyor. Zülbicadeyn demek aslında iki çullu sahabe demek. Medine-i Münevvere'ye yürüye yürüye geliyor. Ayaklarında derman kalmamış, ayakları patlamış, yiyecekleri bitmiş, susuzluktan kırılmış bir şekilde Peygamberimizin Mescid-i Nebevisi'ne geliyor ve Peygamberimize iman ettiğini haber veriyor. Ve Zülbicadeyn lakabını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Abdullah'a kendisi veriyor. Bu Abdullah bin Zülbicadeyn
Tebük seferine de katılıyor. Tebük seferine katıldığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şehadet için dua istiyor. Ve Peygamberimiz de ona dua ediyor. Sözü burada Abdullah bin Mesud Hazretlerine verelim. Ben de diyor bir gece vakti dışarıya çıktım. Bir de baktım ki diyor Peygamberimiz Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer üç kişi bir şey taşıyorlar. Ağırlık taşıyorlar. Bir de baktım ki diyor cenaze. Peygamberimiz kabre indi. Cenazeyi kucakladı, kabre indirdi ve üzerine toprak atıldı ve şöyle bir hitapta bulundu. Ya Rab, ben bu vefat eden, şehit olandan razıyım, sen de razı ol diye diyor dua etti. Abdullah bin Mesud Hazretleri diyor ki, o cenazenin, o ölünün yerinde olmayı diyor, o kadar isterdim ki. İşte bu vefat eden sahabe Abdullah bin Zülbicade'ymiş. Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Bu arada değerli dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten, o bulunan yerden geriye dönmek üzere emir veriyor orduya. Ordu toparlanıyor. Bu arada yol üzerinde de garip bir olay meydana geliyor. Hani dedik ya, bu olay ve Tevbe suresi münafıkları deşifre eden, münafıkların ahlakını, huyunu ortaya koyan bir olay ve sure. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin önünde Huzeyfetül Yemani, arkada Ammar bin Yasir olduğu halde Peygamberimiz yola devam ederken bu münafıklar kendi aralarında bir plan kurarak Peygamberimizin devesini ürkütüp kayadan, dağlardan aşağı yuvarlamak suretiyle ona öldürmek üzerine bir plan kuruyorlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı haber alınca Cebrail Aleyhisselam'ın bildirmesiyle beraber bu plan boşa çıkıyor. Ve gelenlere diyor ki Huzeyfetül Yemani'ye, o gelenleri diyor gördün mü? Ya Resulallah diyor, hepsinin yüzü kapalıydı. Ondan dolayı diyor gelenleri göremedik. Peygamberimiz orada münafıkların listesini, isimlerini Huzeyfetül Yemani isimli sahabeye bildiriyor. Peygamberimizin en önemli sırdaşlarından biri Huzeyfetül Yemani olmuş oluyor. Değerli dostlar, şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye varınca tabi yol üzerinde bir konaklık mesafede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılayanlar oluyor. Bu karşılayanların içerisinde kimler var? Bu karşılayanların içerisinde münafıklar var. Diyorlar ki ya Resulallah, biz Kuba Mescidine yakın bir yerde işte güzel bir mescit yaptık. Orada namaz kılmanı biz senden rica ediyoruz. Eğer diyorlar namaz kılar isen çok memnun oluruz diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam da inşallah diyor. Bunlar tekrar geriye geliyorlar ve Peygamberimizi davet ediyorlar. Mescitte namaz kılarak Peygamberimizin orada ibadet etmesiyle bir anlamda meşruiyet kazandırmak istiyorlar. Ama gelen vahiy ile beraber onların amacının İslam'a zarar vermek ve aynı zamanda müminleri de birbirine kırdırmak olduğunu haber veren şu ayet geliyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ ve irsaden limen haraba Allah'a ve rasule min kabl. O mescidi yapanlar zarar vermek, insanları küfre düşürmek ve insanlar arasında tefrika, müminler arasında tefrika çıkarmak amacıyla ve ayrıca Allah yolunda olanları geriye çevirmek amacıyla bu işi yapmışlardır. Sakın ha orada namaz kılma diye Rabbimizden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emir geliyor ve bu emri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anında uygulayarak o Mescid-i Dırar denilen bölücü mescidin yıkılmasını emrediyor ve anında yıkılıyor o mescid. Değerli dostlar, ikinci bir olayda Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de veyahut da Tebük'te, burada biraz ihtilaf var. Sabah namazına kalkıyorlar.
biraz geç kalıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tam güneş doğma esnasında sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki biz namazı kılalım. Namazı cemaatle eda edelim diyorlar. Ve Abdurrahman bin Avf'ı öne geçirerek, cennette müjdelenen sahabe Hazreti Abdurrahman'ı öne geçirerek sabah namazının farzına duruyorlar. O arada da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geliyor, ikinci rekata yetişiyor. İnsanlar tabi Peygamberimizin geldiğini haber vermek üzere Subhanallah falan dedilerse de Peygamberimiz eliyle işaret ediyor ve bir peygamber olarak ilk defa bir insanın, sahabesinin, arkadaşının arkasında Peygamberimiz namaz eda ediyor. İkinci olarak da Hazreti Ebu Bekir'in arkasında, özellikle o vefatına yakın dönemde namazı eda ettiğini biliyoruz. Bunu da bir anekdot olarak sizlere ifade etmiş olayım. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelince Mescid-i Nebevi'ye tabii ki insanlar geliyor. Savaşa katılamayanlar özür beyan ediyorlar. Ya Resulallah, bizim işte vallahi billahi şöyle bir özrümüz vardı. Oğlanı verdik, kız çıkardık, işte düğün yaptık, dernek yaptık gibi mazeretler ileri sürmeye başlıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a havale ediyor. Tamam diyor. Şimdi sıra geliyor üç kişiye. Ve alethelâthetüllezîne hullifû. Yani geriye kalan üç kişi. Kâb bin Malik, Mürare ve Hilal denilen iki Bedri sahabe, biri de Akabe beyatlarına katılmış olan sahabeye gelince Kâb bin Malik varıyor huzuruna. Ey diyor Kâb, neredesin? Niye katılmadın savaşa? Cihada niye katılmadın? Ya Resulallah, eğer senin yerinde başka birisi olsaydı ben hitabetimle veyahut da şiirlerimle onu ikna ederdim. Ama ben sana yalan söyleyecek durumda değilim. Ben bu zamana kadar hiç böyle bir maddi refahı görmedim. Develerim de vardı, atım da vardı. Ama diyor beni nefsim alıkoydu. Affet ya Resulallah diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir şey demiyor. Cevap da vermiyor. O diğer iki sahabe de aynı şekilde yalan söylemeden doğru sözlü olarak Peygamberimize durumlarını izah ediyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki Allah'tan emir bekleyin. Yani sahabe-i kiram dediğimiz insanlar ashabi kennücum, ashabım yıldızlar gibidir. Onun hangisine tabi olursanız siz onlarla hidayete erersiniz. Emri boşuna olmuyor. Yani sahabe-i kiramla ilgili olarak konuşurken üslubumuza da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönüşten 10 gün sonra veyahut da hemen İslam toplumuna bu üç sahabeyle konuşmayı, selam alıp vermeyi yasaklıyor. Üç kişiye. Yani ikisi biraz yaşlı ama Kâb bin Malik çok genç birisi. Bazen diyor Resulullah'ın yanına varırdım, selam verirdim. Acaba selamımı aldım ola, dudakları kıpradı mı ola diye diyor. Bakardım ki diyor, artık diyor yeryüzü bana o kadar dar gelmişti ki en iyi arkadaşıma diyor selam veriyorum, almıyor. Böyle bir zor durum, Medine daralmış. Ayette de zaten geçiyor. Bu arada 40 gün geçiyor değerli dostlar. 40 gün. 40 günün sonunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikinci bir talimat daha gönderiyor bu üç kişiye. Onlara diyor söyleyin eşlerinden ayrılsınlar. Ya Resulallah boşayalım mı eşlerimizi? Hayır. Boşamasınlar ama beraber de olmayacaklar. Diyor. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye'ye eşi izin alıyor. Ya Resulallah bu diyor kendini idare edemez. Ben diyor buna bakayım. Peygamberimiz izin veriyor. Bu arada ilginç bir olay daha yaşanıyor. Medine-i Münevvere'ye gelen bir tüccar bir mektup getiriyor Kâb bin Malik'e. Bu Gassan taraflarından, işte Tebük taraflarından bir kralın mektubunu getiriyor. Ey Kâb, mektupta şu yazıyor. Duyduk ki sahibin, efendin sana eziyet ediyormuş. Senin gibi itibar sahibi olan birini zorlukta bırakıyormuş. Benim kapım sana her zaman açıktır.
diye bir mektup yazıyor Ka'b bin Malik Hazretleri. Her Müslümanın, her müminin göstermesi gereken bir tavrı orada gösteriyor ve o mektubu alıp yırtıp yere atıyor. Diyor ki benim yerim Allah'ın ve Resulünün yanıdır. Ben dünyayı değil ahireti tercih etmişim diyor. Bu arada 50 gün geçiyor değerli dostlar. Bu anlatılan olay en uzun hadisi şerif olarak hadis kitaplarımızda geçen bir olaydır. Ka'b bin Malik kendi ağzıyla bu olayları tek tek anlatıyor, rivayet ediyor. Bu arada 50. günün sonunda Ka'b damda o sıcak günlerde namaz kılar iken, sabah namazını kılar iken Medine tarafından bir müjde sesi, müjde haberi veren bir ses geliyor. Ey Ka'b müjde müjde diye kendine koşuşturan bir müjdeci geliyor ve kendisinin affedildiğini haber veriyor. O haberciye de Ka'b bin Malik Hazretleri üzerindeki elbisesini veriyor. Hediye olarak, ikram olarak, müjdeci karşılığı olarak ve bir emanet elbise bulmak suretiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına Mescid-i Nebevi'ye varıyor. Ya Resulallah diyor, bu ikram, bu izzet, bu affolunma senden midir, Allah'tan mıdır? Peygamberimiz de diyor ki, ne mutlu sana. Doğduğu anandan doğduğun günden belli en hayırlı gün olarak bugünle seni müjdelerim. Allah senin tövbeni kabul etti. Bu ikramlar Allah'tandır deyince ya Resulallah diyor ben Allah için elimde olan malları infak etmek istiyorum. Bu sevinç olarak, bu müjde olarak deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki geride bıraktıklarını zengin olarak bırakman daha güzeldir. Eğer vasiyet yapmak, infak yapmak istiyorsan malın üçte birini geçmesin diye Ka'b bin Malik Hazretlerine böyle bir emir ve tavsiyede bulunuyor. Bu emir ve tavsiye aynı zamanda bizler için de geçerli oluyor. Değerli dostlar, tabii ki bu Tebük zorluk seferi, Ceyşül Usra zorluk, sıkıntı, zahmet yaklaşık 3 aylık bir dönemi içerisine alan gitmesiyle, gelmesiyle ve orada konaklanmasıyla 3 aylık bir dönemi içeren bir periyotta gerçekleşiyor. Ne oluyor? Müslümanların o dönemin en süper gücüne Bizans'a kafa tutabileceklerini, peygamberin etrafında, Resulünün etrafında kenetlendiklerini ve diğer bedevi müşrik kabilelere karşı da aynı zamanda bir boy gösterisinin gerçekleştiğini toplumun algılaması sağlanıyor bu seferle beraber. Aynı zamanda münafıkların da gerçek yüzleri bu seferle beraber ortaya çıkmış oluyor. Özellikle kadrolu baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül ve etrafındakilerin de çevirmiş oldukları dümenler ortaya çıkmış oluyor ki İslam toplumu artık bunlara Tebük seferi ve onun öncesi sonrasıyla beraber Tevbe suresinin de gelmesiyle tahammüllerinin kalmadığını göstermiş oluyorlar. Şimdilik bununla noktalayalım. Rabbimiz bizlerin de tövbelerini kabul etsin. Nasıl Ka'b bin Malik, Hilal ve diğer sahabi gibi onların tövbesini kabul ettiyse de bizim de tövbelerimizi onların tövbesine ilhak etmesini biz Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimiz gönüllerimize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini versin. Gönüllerimize onun huzurunu, sükunetini lütfeylesin. Yavrularımıza Peygamberimizi ve sahabe-i kiram efendilerimizi sevdirsin. Yavrularımıza hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Hayırlı kapılar, kısmetler lütfeylesin. Bizleri kalplerinize, gönüllerinize, evlerinize misafir ettiniz. Rabbimiz hepinizden de razı olsun. Artık yeni dönemde Siyer'den Hayata derslerimiz salı günleri saat akşam 8'de mutat bir şekilde devamlı olarak sizlerle buluşacak. İnşallah takip etmeye devam edelim.
Peygamberimizin hayatını öğrenmek, sahabe-i kiramın hayatını öğrenmek gerçekten bir bal tadında insanlara gönül huzuru veriyor, rahatlık veriyor, sekinet veriyor. Biz de insan olarak bunlara o kadar muhtacız ki biz de size bir nebze eğer yansıtabilmişsek ne mutlu bizlere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.